Başkan, değerli milletvekilleri, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Meclisi saygıyla selamlıyorum. Geçen sene 2022 yılında Çevre Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülürken bu kürsüde kira artışlarının nasıl bir aşamaya geldiğini anlatmıştık. 2000 lira olan kiranın 10.000 liraya çıktığını, bazı illerde kiraların çok yüksek olmasından dolayı başka illere tayin isteyen memurların olduğunu, artık evlerin değil odaların kiraya verildiğini, hanedeki bir kişinin sadece ev kirasına çalıştığını, maaşların, ücretlerin enflasyon karşısında erirken işçilerin, memurların ve emeklilerin yüksek kiraları ödeyemedikleri için memleketine ve köylerine göç ettiklerini, ev bulamayan, kirasını ödeyemeyenlerin çareyi anne ve babalarının evlerine taşınmakta bulunduğunu söylemiştik. Ama sadece bunu söylemedik, çözüm için yol da göstermiştik. O gün bugündür bu kürsülerde çözüm için yol göstermeye de devam ediyoruz. Ama siz o gün bizi dinlemiş olsaydınız, bugün ev sahibi ile kiracılar karşı karşıya gelmez, mahkemelik olmazdı. Ev sahibi kiracı kavgalarında kan dökülmez, cinayet işlenmezdi. Ekonomi yönetiminin başındaki isimlerden birisi Merkez Bankası Başkanı annesinin evine taşınmak zorunda kalmazdı. Düşünsenize, bu ülkede fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu, finansal istikrarı sağlamaktan sorumlu olan bir kurumun başkanı çıkıp kira artışlarındaki istikrarsızlıktan dert yanıyor. Diyor ki İstanbul Manhattan'ı geçti diyor. Ama sadece Manhattan'ı geçmedik. Türkiye'deki kira artış oranları Tokyo'yu, New York'u, Londra'yı ve Paris'i de geçti. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 21 yıl boyunca üzerine inşa ettiğiniz inşaat ekonomisinin çökmüş olduğu, iflas etmiş olduğu anlamına gelir. 21 yılın sonunda en temel insan hakkı olan barınma hakkının sizin elinizde artık bir insani krize doğru gitmek olduğunu gösteriyor demektir. Bakın, siz gelmeden önce bu ülkenin %73'ü kendi evinde oturuyordu. Şimdi bu ülkenin ancak %56'sı kendi evinde oturuyor. 2013 yılında krediyle konut alanların oranı %42 idi. Bugün bu oran %6'ya gerilemiş durumda. Krediyle konut almak artık imkansız halde. 2010 yılında asgari ücretin %27'si kiraya gidiyordu. Şimdi neredeyse tamamı kiraya yetmiyor. Millet İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de barınamıyor ama Anadolu'da da durum bundan farklı değil. Kastamonu'da son bir yılda konut fiyatları %133 arttı. Son iki yılda %500 arttı. Kiralarda da durum farklı değil. Son bir yılda kira artış oranı %300, son üç yılda kira artış oranı %700 olmuş durumda. Sadece vatandaşa ait mülklerde değil, devlete ait mülklerde de kira artış oranları %500-600'lere dayanmış durumdadır. Şimdi iktidara düşen siyasetçisiyle, bürokratıyla dert yanmak değil, olanı biteni anlatmak değil, çözüm üretmek olmalıdır. Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı gibi dert yanmak kolay. Mehmet Şimşek'in yaptığı gibi hayal satmak kolay. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi ev sahiplerini suçlamak kolay. Ama bunların hiçbiri sorunu çözmeye yetmiyor, yetmediği gibi büyütmeye de devam ediyor. Bu ülkede barınma krizinin önüne geçmek istiyorsanız, kira fiyatlarını düşürmek istiyorsanız her şeyden önce sosyal konut üretmek zorundasınız. Diğer bütün çözüm önerilerinin yanı sıra sosyal konut üretmek için, kiralık konut üretmek için merkezi bütçeden yerel yönetimlere bütçe ayırmak zorundasınız. Hatta merkezi bütçeden hiç değilse asgari ücretle çalışanlar için kira payı ayırmak zorundasınız. Daha önce söylemiştim. Muhtaç olduğunuz bütçe yandaşlarınıza aktardığınız rantta mevcuttur. Sadece bir tane örnek vermek istiyorum. İstanbul'u sizin yönettiğiniz 25 yıllık dönemde yapılan 130 tane mega projede elde edilen rantın miktarı 85 milyar dolar. 85 milyar dolar değerli arkadaşlar ne demek biliyor musunuz? Bugünkü fiyatlarla tam olarak 2,5 milyon konut demektir. Yani sadece İstanbul'da imar rantlarıyla elde edilen
Buyurun toparlayın. Sadece İstanbul'da imar rantıyla elde edilen 85 milyar dolarla tam 2,5 milyon konut üretmek mümkündü. Türkiye'yi saymıyorum bile. Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkede Emine Hanımlara saraylar bulunabilir. Bu ülkede Hafize Hanımlara ev bulunabilir. Ama asıl mesele Sadık abilere, Sadık abinin çocuklarına ev bulmak, yurt bulmak, barınak bulmak, güvenli konutlarda onları yaşatabilmektir. Teşekkür ediyorum.